Burayı hayatımı değiştiren, tam anlamıyla alt üst eden son yolculuğu yazacağım. Yok canım, öbür tarafa değil. Daha kötüsü. Bu yolculuğu yapmamak, en azından unutmak için her şeyimi verirdim ama bazen kim olduğunuzu unutmamak için yola nereden çıktığınızı hatırlamak gerekir. Yolculuğum otobüs yolculuğu olarak başladı. Hani ben de otobüs yolculuklarına yabancı sayılmam. Pardon, sayılmazdım. Ayda bir iki kere rahat atla Ankara'dan İstanbul'a giderdim. Alanya'daki bir arkadaşım birkaç günlüğüne kafa dağıtmaya, yanına tatile çağırınca her zaman kullandığım firmadan bilet bulamadım. Başka bir firmadan telefonla rahat hat olmayan bir otobüsten bilet almak zorunda kalınca biraz korktum. Tüm değişiklikler, ne kadar ufak olursa olsun beni böyle eder. Bir otobüs yolculuğunda başına en fazla ne gelebilir diye düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama dostlar, hayatımızda hiç böylesine yanılmadık. Emin olun. İnternetten bu firmanın otobüslerinin hem Söğütözü'nden hem de Aşti'den kalktığını öğrenince tedirginliğim artıverdi. Telefonda bununla ilgili hiçbir şey söylememişlerdi. Ya da söylemişlerdi de ben mi kaçırmıştım? Pimpirikli mi dediniz? Evet, o zamanlar öyleydim. Başka bir zamanda, başka bir evrende adeta. Aşti ve Söğütözü ofislerini defalarca aradıktan ve tabii ki cevap alamadıktan sonra 444'lü numarayı akıl ettim. Biraz bekledim ama öğreneceğimi öğrenmiştim. Ver elini Aşti. Aşti ofiste memnuniyetsiz bir müşteriyle yüksek sesle bir tartışma vardı. Anladığım kadarıyla o, gelmeden önce 444'lü numarayı akıl edememişti. Söğütözü'ne gönderilmeyi talep ediyordu. Ofisteki arkadaş kendilerinin götürmesinin mümkün olmadığını ama galaksiler arası yolculuğun başlamasıyla birlikte 3 dakikalık bu mesafede dahil olmak üzere her yöne servis koyacaklarını anlatıyordu. Herhangi bir müşteriyle tartışmayan bir ofis görevlisi bulup ona peron numaramı ve biletimi sordum. Peron numaramı değil ama otobüsün yanaşabileceği 5 peron numarasını ve biletin de otobüste verileceğini öğrenip indim aşağıya. Peronlarda dolaşıyordum fakat 23.59 arabası yok. Sadece 059 Alanya arabası var ve o da öylesine eski bir şey ki inşallah bu değildir diye düşünerek sordum. 23.59 arabası oymuş. Saatini yanlış yazmışlar. Kalkışa 10 dakikadan az var ama kimse de fark etmemiş. Ben söyleyince değiştirdiler. İşte tam burada bunu bir işaret kabul edip geri dönmeliydim. Başıma gelecekleri bilseydim oradan koşarak ve çığlıklar atarak kaçardım. Koltuğumu buldum. 22 numara. Ama hem önümdeki hem de arka koltuktaki yolcular biraz irice. Hadi dürüst olayım. Hayli şişman yolcular. Ama benim şansımdan öndeki yolcu koltuğunu daha yolculuk başlamadan sonuna kadar geriye yaslamıştı. Bir de onun ağırlığı binince koltuk 10 santim daha aşağı inmiş. Aksi gibi arkadaki de dimdik oturuyor. Ben de öyle pek ufak tefek sayılmam. Normal koltukta bile rahat edemem. Ama kendi koltuğumu arkaya yaslayamam. Birilerinden bir şey istemekten nefret ederim. Mecburen çantamı yukarıya sıkıştırıp ben de yerime sığıştım. Ben hep rahat atta giderim demiş miydim? Sağımda koltuk yok, orta kapı. Bana zararı yok, faydası olur diye düşünürken papyonundan mavin olduğu belli olan tombulcu, kısa boylu bir arkadaşla birlikte saçları beyazlamış ama dinç görünümlü, top sakallı bir amca bindi orta kapıdan. Kalkış saati gelmişti. 21 numara değil mi? Geçebilir miyim? Diye sordu. Harflerin üzerine bastırmayı seven yolculuk arkadaşım, top sakallı amca. Afalladım. Harflerin üzerine bastırmasından değil canım. Amca ağzını açtığımda öyle bir koku yayılıyordu ki tarifi imkansız. Yumruk yemiş gibi oluyorsun. Onu geç.
Koku o kadar hızlı ve etkili vuruyor ki. Ulan yoksa bu koku benden mi? Diye şüphe duyuyorsun. Neyse, sersemliği üzerimden atıp yerimden kalktım, yol verdim. Amca da iki kıtayı ayıran dar boğaza baktı ve acıyan gözlerle dönüp bana baktı. Neyse ki konuşmadı, dedim içimden. Ama oturur oturmaz su istedi. Muavini bağlamıştı galiba. Çocuğa ismiyle seslenmişti. Ya da belki muavini konuşmakla tehdit etmişti. Amca ağzını açınca ben sol tarafımdan isabet almıştım. Gözümü kapatıp sağa döndüm. Gözümü açtığımda siyah yuvarlak bir şey burnumun dibindeydi. Muavin, artık nasıl korkmuşsa çocuk, suların hemen yanımda bitmiş, dolabın içinden su şişesini alıyordu. Bana arkasını dönmüştü. Ben deniz muavinimizin poposuyla müşerref oluyordum. Maalesef yolculuk boyunca bol bol karşılaşacaktık. Otobüs kalkmıştı artık. Solumdaki amca benimle konuşacak duydum patlıyordu. Sağıma dönmüştüm. Ama muavinin sağ yanımdaki ikramları hazırlamak için 15 dakika bir dibimde eğilip kalkması da ayrı bir travma sebebiydi. Önümdeki koltuğun eğiminden dolayı yanımda getirdiğim kitabı burnumun dibinde tutmak zorunda kalıyordum. Bunun üstüne yorgunluk dolunca kitap sarmıyordu. Uyku desen yoktu. Bu kadar üst üste travmaya uyku mu dayanır? Neyse, saçma bir film seyretmeye başladım. Galiba Avrupa yapımı, virüslü zombili bir filmdi. Seslendirme rezalet. İngilizce dil seçeneği yok. Sönmüş ışıklar altında karanlık sahnelerde neler olduğunu görmek imkansız. Her neyse, bana daha fazla acımanızı istemiyorum. Ama başlamıştım. Bitirmek zorundayım işte. Film bitince uykum gelir gibi olmuştu. Göz kapaklarım iyice ağırlaşmışken arka taraftan bir cayırtı koptu. Evladım, yatak odasında yapılacak şeylerin için burada yapıyorsunuz. Yaşasın! Gençlere çemkiren yaşlı hanım teyze klişesi. Başıma gelmedik bir bu kalmıştı. O da tamam olmuştu. Otobüste bir şaşkınlık ve sessizlik oldu. Bu sessizlik yüzünden bütün otobüs tartışmayı rahatlıkla duyabiliyorduk. Genç çift herhalde böyle bir şey beklemiyordu ki bir dakika falan cevap vermedi. Teyze, ah muavin, beni neden buralara oturttun? Diye ayrı bir tona geçmişti. Muavin o tarafa hareketlendiğini gören delikanlı, muavin, bu teyze ne diyor? La başladı. Sonra sürpriz bir atakla, ne yaptım ben, öptüm mü? Ha? Kim görmüş ki? Diye öne geçmeye çalıştı. Yaşlı teyzeyi kimsenin desteklememesinden aldığı gayretle olacak, öpülmemiş kadın da atışmaya katılmıştı. Bir de başın kapalı ama içim fesat senin. Klişelerin savaşına hoş geldiniz, dedim içimden. Teyze şimdi işi başörtüsüne hakaret savaşına taşıyacak derken, Büyük İskender gibi bizi en beklenmediğimiz yerden vurdu. Çok meraklıysan açayım mı? He? Açayım mı? He? Biz toparlanmadan teyze hemen konvansiyonel silahlarla taarruza kalkmıştı. Benim kızımın da başı açık ama böyle yatak odasında yapılacak şeyler yapmıyor otobüslerde. Yatak odasında olacak ne yapmışım ben ya? Diye çıkışıyordu oğlan tekrar. Detay verecek diyordum patlıyordu. Bu gittikçe anlamsızlaşan tartışma diğer yolcuların hop şşt ayıp oluyor ama çocuk uyuyor kardeşim tarzı çıkışmalarla yerini sessizliğe bırakmıştı. Bu sefer yanımdaki amcanın memleketinin geldiği hali, kadın erkek ilişkilerindeki bilmem neye dair söylenmesini duymazdan geldim. Amcaya kafayı çevirecek cesaretim kalmamıştı. Ağız kokusu insana tüm varoluş sürecini sorgulatıyordu. Ya da tam anlamıyla anasından doğduğuna pişman ediyordu. Uykum fırsattan istifade sıvıştı. Kulaklıklarımı abartılı hareketlerle ararken teyzen otobüsün yerleşim algoritmasına mı, muavine mi, yoksa telefonda rezervasyonları alan kıza mı,
kime olduğu anlaşılmayan ama Stendhal'ı olduğu çok net söylenmeleri kulağa alttan alttan geliyordu. Neyse ki ona kimse bulaşmıyordu. Film seçme yeteneklerim beni yine hayal kırıklığına uğratmıştı ya da uğratmamıştı. Zaten kötü bir film seçmeyi bekliyordum. Başrolü Nicolas Cage olan bir filmi hangi akla hizmet seçmiştim ki? Filmin ortaları bana belki de hata yapmadım diye düşündürürken final sahnesi yaklaştıkça anladım ki yanılmamışım. Film kesinlikle saçmaydı. Ama korkunç final bitmeden ışıklar yandı. Uyuyamadan mola yerine varmıştım. Ankara-İstanbul arasındaki aydınlık mola yerlerine hiç benzemiyordu. Karanlık, köhne bir yerdi. Lokantası ve alışveriş alanı küçücüktü. Neyse ki bir köşede gözleme açan bir teyze vardı da yabancılık çekmiyordum. Yapacak tek şey vardı. İlk önce tuvalete, sonra abdest alınan yere gittim. Sabah namazını kılıp Allah'a yalvardım. Biraz uyku diye. Kapıdan birisi, galiba başörtülü bir kadın, bana ters ters bakıyordu. Lenslerimi çıkardığımda gözlüğümü bulamamıştım. Hemen toparlanıp kapıya gittim. Kadın herhalde öbür kapıdan mescide girmişti. Ortalıkta kimse yoktu. Kapıdaki levhaya baktım. Yolculuğun ruhuna uygun olarak namazı kadınlar mescidinde kılmıştım. Zaten etrafta o kadar başörtüsü olmasından şüphelenmiştim. Biraz daha vaktim vardı. Hem belki uykumu getirir hem de adet yerini bulsun diye düşünüp gözlemeci teyzeye yöneldim. Bir peynirli gözleme bir dayran istedim. Paranın üstü kalsın dedim ve gözlemeyi almak için uzandım. Teyze elimi tuttu ve "Gitme evladım, gidersen dönemezsin." dedi. Bir an donup kaldım. Gözlemeci teyzeyi tekrar gördüğümde elime gözleme ve ayranı tutuşturmuş, o lafları söyleyen kendisi değilmiş gibi dişsiz bir sırıtışla bana bakıyordu. Şaşkınlıktan sadece ayranla gözlemeyi alabildim. Bir masaya oturup bir yandan gözlemeyi ayranla beraber gömerken, diğer yandan da yolculuğun başından beri olanları düşünüyordum. Hiçbiri tek başına önemli şeyler değildi ama hepsi arka arkaya gelince insanın, hele de benim gibi pimpirikli birinin huzurunu iyice kaçırıyordu. Bir an burada kalıp Ankara'ya geri dönmeyi düşündüm. Teyzemin kehanet gibi söylediği söz, sonra hiçbir şey olmamış gibi bana bakışı, teyzemin çok gelişmiş bir hastalıklı espri anlayışım vardı acaba? Her gözleme alana aynı lafı edip geri dönenleri sayıp gidiyor muydu? Yoksa halüsinasyon mu görmüştüm? Bilinçaltım bana gitme demeye mi çalışıyordu? Her ne olursa olsun Ankara'da çay ve simitle sıradan olarak başlayan günüm 24 saatin sınırlarına yaklaşırken gerçek üstüne doğru dümen kırmıştı. Geri dönmek en akıllıcası olacaktı. Arkadaşım çok üzülecekti. Hay Allah! Acaba ufak tefek şeyleri çok mu yutuyordum? Sadece saçma sapan olaylar üst üste gelmişti. 3 günlük tatil fırsatını bir daha nerede bulacaktım? Geri dönmek için otobüs bulup bulamayacağım bile şüpheliydi. En iyisi yolculuğuma devam etmekti. Karanlıkta lenslerim ve gözlüklerim olmadan otobüse doğru yola çıktım. Nihayet ulaştığımda sanki otobüs eskisinden de köhne görünüyordu. Yerime geçtim. Top sakallı amca gelmiş, yerine oturmuştu. Dar koltuğuma yerleştim. Gözlerimi kapadım. Alanya'daki tatilin bana ne kadar iyi geleceğini düşünmeye başladım. Ofisteki arkadaşlarımı bu yoğunlukta yalnız bıraktığım için suçluluk bile duymaya başlamıştım. Amcanın inmek için izin istemesiyle uyandım. Vay be, uyumuştum. Üstüne amca uyurken seslenildiğinden olacak, koku falan da duymamıştım. Hemen yol verdim. Sonunda her şey yoluna girmişti demek. Tek sıkıntım Nicolas Cage filminin sonunu seyretmemekti. Değmezdi biliyorum ama seyretmezsem hep aklımın bir köşesinde soru işareti olarak kalırdı. Herkes yavaş hareketlerle inerken ben de sırt çantamı aldım. Nedense çıkış sadece ön taraftandı ve çok yavaş ilerliyordu. Kapıya yaklaştığımda sebebini anladım.
birkaç polis, Robocop denen kaslı, teçhizatlı cinsten polislerdi. Kimlik kontrolü yapıyordu. Herhalde asker kaçağı veya suçlu arıyorlardı. Gerçi polisin teçhizatı hiç tanıdık gelmemişti. Yanlarında bir de sürekli havlayan bir köpek vardı. Polislerden birinin kalkanın üzerinde daha önce hiç görmediğim bir arma vardı. İki hilalin arasında iki başlı bir kartal. Kartalın üzerine bir yıldız resmedilmişti. Hilallerin etrafını irili ufaklı yıldızlar çember şeklinde çevrilemişti. Alanya veya Antalya'ya ait bir arma herhalde. Selçuk Kartalı'ndan esinlenmiş olacaklar diye düşündüm. Gerçi armanın altındaki BC harflerine bir anlam verememiştim. Şükür otobüsten inebilmiştim. Dikkatimi bir uğultu çekti. Kafamı kaldırınca sesin bir metreye bir metre genişliğinde altı pervaneli bir drondan geldiğini anladım. O ortadaki şey silah mıydı? Türkiye Emniyeti böyle dronlar kullanıyor muydu? Ya da herhangi başka bir devlet? Polisin burnunun dibine gelmiştim. Hazırladığım kimliğimi ve biletimi umursamaz görünen hareketlerle uzattım. Polis biletime ve kimliğime bakar bakmaz, "Bunlar ne?" dedi. "Biletim ve kimliğim," dedim. "Lan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Türkiye Cumhuriyeti ne zamanda kaldı? Bir turist kimliğin veya seyahat belgen yok mu?" "Ne bir turisti? Ben Ankara'dan Alanya'ya..." "Of!" Elindeki jopu karnıma indiren polis hala bağırıyordu. "Casus musun sen? Bak dilimizde ne güzel konuşuyorsun. Hasan, ara bakayım şunun çantasını." Polisin vurduğu yer sadece acıtmamıştı. Bir de elektrik şoku yemiştim. Hala anlayamıyordum. Bitiriz neresi? Türk polisinde niye elektrikli jop var? Daha önemlisi, elektrikli jop diye bir şey var mı? Hasan sırt çantamı beni savurarak çıkartıp aldı. Bir dakika sonra cep telefonumu ve fotoğraf makinemi gözüme sokarcasına yüzümün önünde tutmuş bağırıyorlardı. "Ne bunlar ha ne? Hani casus değildin? Bir de inkar ediyor." Ağzımı bile açmamıştım ki inkar etmiş olayım. Zaten ağzımı her açtığımda tekme tokat, o an başımdakiler neye uygun görürse onu yiyordum. Bir polis merkezindeki sorgu odasına götürüldüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Orada başımdan aşağı döktükleri pis kokulu bir suyla kendime gelir gibi oldum. Sorgu aynı minvalde devam etti. Sanırım günlerce. Ama haftalarca olabilir. Bana sürekli olarak "Konuşsana lan, konuşsana!" diye bağırarak sorular soruyorlardı. Cevap vermediğimde ağzından çıkan ne olursa olsun vurmaya başlıyorlardı. Sonra "Bütüriz değil, bütürizmiş" Z harfiyle söyleyince fena kızıyorlar. Ya da ben o sebepten bana vurduklarını tahmin ediyorum. Derken bana Bütüriz Milli Marşı'nı söyletmeye kalktılar ya da dövmek için bahane arıyorlardı. Çünkü söyleyemeyince yine dövdüler. Bazen de hiçbir şey söylemeden dövdüler. Sanıyorum aramızda bir bağ, bir sinerji kuruldu. Aleyhimdeki deliller, kimlik kartım, biletim, cep telefonum ve fotoğraf makinem. Bir turiste, S ile aman dikkat. Teknoloji çok farklı değildi. Örneğin, beni dövdükleri elektrojoplar teknoloji harikasıydı. Canınızı yakacak kadar kalın fakat kırılmayacak kadar esnek ve her değdiğinde verdiği şok da cabası. Ama cep telefonu ve fotoğraf makinesi yoktu. En azından sıradan insan ve polisler de yoktu. Silahlı dronlar, hava araçları her yerdeydi. Her neyse, ifadem olduğunu sandığım bir şeyleri kafama vura vura bana imzalattılar. 2 senedir hem cezaevine hem de akıl hastanesine benzer bir yerdeyim. Adı rehabilitasyon merkezi. Şifane de deniyor. Ne arayanım ne de soranım var. Ne hakim ne de savcı. Her yemekten sonra propaganda yapıyorlar. Bir de monitörler karşısında özel terapi. Korkarım yakında vatana ihanet ettiği için vicdan azabından halüsinasyonlar görmeye başlamış bir deli olduğuma ben bile inanacağım.
Ha bu arada burada her şey için mantar var. Ekmek mantardan, içecek mantardan, sigara bile mantardan. Mantar, bir de faşizmi sevmiyorsanız buralara seyahati hiç tavsiye etmiyorum. İşin aslı, ben de nerede olduğumu tam olarak bilmiyorum. Otobüsteki tek yön yolculuğum beni farklı bir zamana mı, yoksa paralel evrenlerden birine mi getirdi? Hiçbir fikrim yok. Ama artık bunun önemi de yok. Bu satırlar ancak mantar sigarasının paket kağıtlarına yazabiliyorum. Sigaraları paket kağıdı ile değiştirdiğim için lakabıma deli de eklendi. Bana deli casus diyorlar ama en azından artık dayak yok. Hikayemi yazmak zorundayım. Buraya nasıl geldiğimi, nereden geldiğimi unutmamak için. Gürcistan önce de var olduğumu hatırlamak için. Bitiriz Cumhuriyeti'nde sıradan bir gün. Ortasından sığ bir nehir geçen bu ufak şehirde ilkbahar güneşi parlıyor, ılık bir rüzgar yavaş yavaş esiyordu. Birkaç haftadır iyi giden havaların etkisiyle etraftaki tek tük ağaçlarda tomurcuklar patlamaya başlamıştı ama bir şeylerin ters gittiğine dair o sinsi ve boğucu hissi saklamak mümkün değildi. İlk olarak etrafta kuşlar ve sokak hayvanları yoktu. Son hava savaşı başladığından beri süregelen kıtlık en çok bu hayvancıkları etkilemişti. İsterseniz yiyecek bulamamışlardı diye düşünün, isterseniz de onlar yiyecek olmuş. Her neyse. İkinci olarak bir zamanlar kalabalıktan basacak yer bulamadığınız ana caddeler ve sokaklar bomboştu. Nadiren denk gelinen insanların hepsinin yüzü asık, benzi soluktu. Tenhalık şu anda herkesin işte olmasına bağlanabilirdi belki. Adeta her an kopacak bir kıyameti bekler gibi insanların sadece fısıldaşarak konuşmasını ve her hareketlerinde ürkek gözlerle etrafı kontrol etmelerini açıklamaksa pek zordu. Son olarak da gökyüzünde parıldayan ikindi güneşi yan yana dizilmiş, düzensiz ve çirkin toplu konutları aydınlatmıyordu sanki. Bir zamanlar hepsinin farklı renkte olduğu belli olan binalar, birkaç yılda aynı çirkin renkte buluşacak gibiydi. Karanlık bir gri ile koyu toprak rengi arasında. Renkten bile sayılmaması gereken mat bir soluklukta. Renklerin hepsi solup bittiğinde acı ve ızdırap dolu tüm bu binalarda sanki silinip yok olacaktı. Sokaklardaki asık suratlı adamlardan biri, birbirinin aynısıymış gibi görünen apartmanlardan birinin önünde durdu. Ürkek hareketlerle etrafı kolaçan etti. Sonra demir kapıdan anahtarıyla içeri girdi. Yavaş yavaş merdivenlerden yukarı 4. kata çıktı. Sonra hızla merdivenleri ikişer ikişer atlayarak 3'e indi. Amacı takip eden biri varsa onu hazırlıksız yakalamaktı. Kemal Sunmaz bunu çok anlamsız buluyordu ama direnişe dahil olduysanız kurallara uymalıydınız. Eski sinema aktörlerinin isimlerinden bozma takma isimleri kullanmak zorunda olduğunuz gibi. Merdivenlerden hızla indikten sonra kapıyı 3 kere uzun, 2 kere kısa çaldı. Kapı hemen açıldı. Kemal çabucak içeriye girdi. "Ne haber Kadir?" dedi. Kimse Kadir İnanmaz'ın kendi seçtiği ilk ismi hatırlamıyordu. Kadir'e ismini, bıyığı ve yüzündeki benden dolayı diğerleri takmıştı. Kadir cevap vermeyince Kemal yüzüne baktı. Kadir gergin görünüyordu. "Bir şey mi oldu?" diye sordu Kemal. "İçeride iri yarı bir herif var. Direnişin merkezinden gönderildiğini söylüyor. Tehlikeli birine benziyor. Omuz askılıklarında 2 tane tabanca var. İçeride salonda oturuyor. Merkezle irtibatı olan sadece Yılmaz. O gelsin anlarız." Kemal, girişin az ilerisindeki sağdaki kapıyı açtı. Gördüğü manzara karşısında ufak bir sürpriz yaşadı. Boyu 1.95 falan olmalıydı ama ince, sırık falan gibi değildi. Hem enine hem boyuna maşallah vardı.
Herhalde 130-140 kilo olmalıydı. Hafif bir göbeği olmasına rağmen kilosu vücuduna orantılı dağılmış sayılırdı. Kocaman elleri, geniş omuzları, kolları hareket ettiğinde ceketin üzerinden bile belli olan iri pazılarıyla adam gerçekten ürkütücüydü. Kemal, Kadir'le beraber odaya girdi ve "Merhaba, ben Kemal. Nasılsınız?" dedi. Kemal'in sesini duyunca adamın geniş yuvarlak yüzü aydınlandı. Sıcak ve içten biçimde gülümsedi. "Merhaba, ben Cüneyt." Cüneyt'in gülümsemesinin altından sigara lekesi olmuş, çarpık ve uçları kırık dişler ortaya çıkmıştı. Birkaç kez kırıldığı belli olan burnunu ve yüzünde çok sayıdaki iyileşmiş yara izini de fark ettiğinde Kemal, bu adamın kavgaya ve dövüşe yabancı olmadığını anlamıştı. Büyük ihtimalle rejimi çekiştirerek içlerini boşalttıkları durağan direniş günleri geride kalmak üzereydi. O sırada ufak bir patırtı oldu. Birisi merdivenlerden hızlı iniyordu. Kemal, "Şehir sorumlusu arkadaş da geldi işte," dedi. Kadir kapıya bakmaya giderken Kemal hala Cüneyt'i inceliyordu. Gelen tabii ki Yılmaz'dı. Cüneyt'le arasındaki kısa bir tanışma faslından sonra Yılmaz, Cüneyt'e sorular sormaya başladı. Grubun en küçüğü Kadir, karıştırdığı bitkilerden çay niyetine sıcak bir içecek hazırlamıştı. Çayın, kahvenin ve şekerin olmadığı yoklukta tadı fena değildi. Cüneyt çayı içmeyi başlayınca ceketini çıkardı. Koltukların altında tam da Kadir'in dediği gibi kocaman iki tabanca vardı. İçilen çayla birlikte ortam yumuşamaya başlamış, herkes biraz rahatlamıştı. Ama tabii ki tam anlamıyla değil. Neredeyse 2 metrelik, dev gibi, hem de silahlı bir adam yanınızda otururken tam anlamıyla gevşemek biraz zor olurdu. Direnişin merkeziyle irtibatta olan sadece Yılmaz'dı. Yılmaz, Cüneyt'e sorular sormaya başladı. Cüneyt üşenmeden hepsini detaylı şekilde cevapladı. İsimler verdi, küçük hikayeler anlattı. O anlattıkça Yılmaz başını sallıyor, yüzündeki gergin çizgiler birer birer kayboluyordu. 15 dakika sonra Cüneyt hepsiyle ahbap olmuştu. Hep beraber gülüp eğlenen 4 arkadaş gibiydiler. Yılmaz sonunda beklenen soruyu sordu. "Cüneyt, niçin buradasın abi?" Cüneyt konuşmak için tam ağzını açmıştı ki Yılmaz'ın iletişim cihazı ötmeye başladı. Herkes bir anda Yılmaz'a döndü. "Drone geliyor. 2 dakikamız var. Arka odada termal kameradan koruyan battaniyeler duruyor. Hemen altına girelim." Arka odada 3 tane battaniye vardı. Cüneyt cüssesinden beklenmeyecek bir çabuklukla hemen birinin altına girip kanepeye uzanmıştı bile. Diğer üçü bir an bakıştı. Sonra yere yan yana uzanıp 2 battaniye üzerlerini örttüler. Sıkıntılı bir bekleyiş başlamıştı. Hafiften bir vınlama sesi duyuldu. Ses yaklaştı ve yükseldi. Üzerinde ışıklar ve otomatik silah olan 6 pervaneli koca bir drone pencerenin önünden geçti ama az ileride durdu. Işıkları hala odayı aydınlatıyordu. Derken palet sesleri duyuldu. Yerde de paletli robotlar olduğuna göre bugünkü denetim sıkıydı demek. Geçmek bilmeyen dakikalardan sonra vınlama ve palet sesleri uzaklaşmaya başladı. Aynı battaniyelerin altındaki üçü bir müddet daha kıpırdamadı. Sonra açığa ilk Kadir çıktı. Cüneyt hala yerindeydi. Kadir onun battaniyesinin ucunu usulca kaldırınca odaya hafif bir orlama sesi doldu. Koca adam uykuya dalmıştı. Az önce korna olan battaniyeyi katlamaya başlayan Kemal, "Abi, bir insan nasıl bu kadar geniş olabilir?" diye söyleniyordu. Cüneyt'i kaldırıp alacakaranlık salona geçtiler. Cüneyt, "İşte arkadaşlar, size anlatmak istediğim tam da buydu," diye söze girdi. "Bir rejim düşünün ki vatandaşlarını kul diye çağırıp sürekli kontrol ediyor. Hatta kendi polisinden bile korktuğu için ona da silah vermiyor. Mütüriste teşkilat adını almış gizli polis dışında hiçbir güvenlik gücü silah taşımıyordu. Halkın güvenliğini sağlamak için polisin korunaklı giysileri ve elektrojokları yeterliydi. Bir rejim düşünün ki inadına gereksiz bir savaş sürdürüyor, halkını mantar yemeye ve kıtlığa mahkum ediyor. Bir rejim düşünün ki halkının rüyalarını bile kontrol etmeyi düşünüyor. Evet,
birkaç ay sonra uygulanacak projeyle rüyalarınız bile kontrol edilmeye başlanacak. Cüneyt daha da ciddileşti. Çay sohbeti esnasında gözlerinde dolaşan çocuksu pırıltılar artık yoktu. Artık harekete geçme zamanı arkadaşlar. Şanslısınız. Bu hareket sizin şehrinizde başlayacak. Teşkilattan önemli birinin şehirde olduğu haberini aldık. Karşı istihbarat şefi Kutlu Başkan'ın damadı Şükrü Çelik, onu ölü ya da diri ele geçirmemiz gerek. Teşkilat doğrudan Kutlu Başkan'a bağlı gizli polisti. En gizli operasyonları yapan en acımasız güvencüydü. Devlet görevlileri bile teşkilattan bahsederken fısıldardı. Şeytanı çağırmak için ıslık çalmanın anlamı yoktu. Odadaki üç eski arkadaş ve direnişçi birbirlerine baktı. Ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Onlar için direniş, şimdiye kadar gizli gizli toplanmak, rejim aleyhtarı kitapları okuyup rejim ve Kutlu Başkan hakkında ileri geri konuşmaktan ibaretti. Kadir ürkek bir şekilde ayağa kalktı. Ses titreyerek, ben Emniyet ve Huzur Vekaletinden gizli görevli buraya geldim. Kutlu Başkan'ın ve vekaletin verdiği yetkiye dayanarak hepinizi tutukluyorum dedi. Yeşil siyah kravatın ucundan tutup ağzına yaklaştırdı. Destek birimlerini gönderin hemen. Kemal ayağa kalktı. Ben de Afiyet ve Saadet Vekaletinden gizli görevle geldim dedi. Beyaz gömleğinin yakasını kaldırıp altına iliştirilmiş mercimek tanesi büyüklüğündeki mikrofonu gösterdi. Yılmaz da ayağa fırladı. Abi olmaz bu kadar. Ben de Fenniyat ve Harp Vekaletinden gizli görevle geldim dedi. Üçü de bir an nerede olduklarını unutmuştu. Birbirlerine dostça gülümsüyorlardı. Ne de olsa bu kadar zamanlık ortak mesaileri vardı. Belki amirleri bu görev bitse de görüşmeye devam etmelerine izin verebilirdi. Sonra Cüneyt'i hatırladılar ve yavaşça ve korkuyla dikkatlerini ona yönelttiler. Cüneyt kollarını öne kavuşturmuş, başını sola eğmiş onları izliyordu. Yüzünde eğleniyormuş gibi bir ifade vardı. Korkudan eser yoktu. Ağzını tam açtığında büyük bir gürültü koptu. Koçbaşıyla kapı kırılmış, 8 polis içeri dolmuştu. Cüneyt oturduğu yerden hışımla kalkıp onların yolunu kesti. Polisler bir an şaşırdı. Asayişe karşı gelinmesi çok nadirdi. O da kendine hakim olamamış insanların çaresiz çırpınışları olurdu. Karşılarına soğukkanlılıkla dikilen bir insan azmanı beklemiyordu hiçbiri. Bugün sizin derdiniz ne? Bir çift laf ettirmediniz. 3 polis, ikisi önde biri arkada Cüneyt'e atıldılar. Cüneyt öndeki polislerden sağdakine bir tokat patlattı. Şap diye bir ses duyuldu ve hemen ardından kütürtü sesi geldi. Hani boynunuzu kütlettiğinizde çıkan ses var ya, onun çok daha şiddetlisi. Polis soldaki arkadaşın üzerine uçtu ve ikisi birlikte sola doğru devrildi. Arkadan gelen polis yavaşlayamamıştı bile. O da Cüneyt'in sol tokadını yemek için tam vaktinde yerini almıştı, sağa doğru uçtu. 4. polis daha kontrollü bir şekilde yaklaşıp elektrojokunu Cüneyt'in göbeğine değdirdi. Cüneyt gülümsedi. Senin voltajın yetmez bana aslanım deyip savurduğu sağ eliyle hala mavi ışıklar saçan joku polisin elinden söktü aldı. Golf sopası gibi iki eliyle kavradığı joku sol omuzunun üzerinden polisin kafasına indirdi. Vizörü parçalanan kaskta artık kocaman bir çöküntü vardı. Cüneyt elindeki kırılmış joku polislere doğru fırlattı. Son saniye refleksiyle jokun suratına çarpmasından kurtulan 5. polis koridordan koşarak gelip zıpladı ve Cüneyt'e uçan tekme atmak için ayağını uzattı. Cüneyt çeviklikle geri atıp sola çekildi. Polis yakaladığı ivmenin en yüksek noktasındayken birden tekrar yaklaştı ama bu sefer vurmadı. Polis sadece itti. Polis yana doğru uçmaya devam etti. Salonun penceresine çarptı. Cam paramparça olurken polis pencerenin ortasındaki destek sayesinde dışarı uçmaktan kurtulmuştu. Cüneyt silahlarına dokunmadan 30 saniye içerisinde 5 polis aklamıştı. Geriye sadece 3 polis kalmıştı. Onlar da ne yapacaklarını bilmeden birbirlerine bakıyordu. Birden seri patlama sesleri geldi. Kimse daha ne olduğunu anlamamıştı ki salonun yan daireye ortak duvarı bir anda boydan boya çöküverdi. Ortada toz bulutu kapladı.
Bulutun içinden kafalarında ışıklı kaskları, gelişmiş teçhizatlarıyla bir sürü üniformalı adam ortaya çıktı. Odaya doluşurken bir yandan da "Yat yat yat!" diye bağırıyorlardı. Üzerlerine yürümeye kalkışan bir polise ikinci bir uyarı yapmadan kurşun yağdırdılar. Adam yere yığılıverdi. Güvenlik birimlerinden birine böylesine sert davranabilen silahlı tek grup vardı. Teşkilat. 20 saniye içerisinde polisler de dahil olmak üzere hala canlı olan kim varsa elleri arkadan bağlanmış ve hepsi salonun ortasında yüzüstü yatırılmıştı. Teşkilat mensupları hariç ayakta tek kişi vardı. O da Cüneyt'ti. Teşkilattan biri Cüneyt'e yaklaşıp maskesini çıkardı. Saygı dolu bir sesle "Kavga başlayınca müdahale etmek zorunda kaldık amirim." dedikten sonra odanın ortasındaki çatık kaşlarıyla dikilen amirine tedirgin bir sesle sordu. "İyi misiniz amirim? Yaralanmadınız ya. İlk yardım ekibini çağırayım mı?" "Ne kavgası ya? Yanıma bile yaklaşamadılar ki." "Neyse, iyi yaptınız. Polisleri alın dışarı." Amir normal bir ses tonuyla konuşunca Ahmet rahatlamıştı. Yanlış zamanda yanlış soruları soranların başına neler geldiğini görmüştü çünkü. Emri yerine getirmek için hareketlenmişti ki amiri yerde yatan üç sahte direnişi göstererek seslendi. "Oğlum, önce şu heriflerin dosyalarını ve görev emirlerini bul bana. Bakalım doğru mu söylüyorlar." "Bir de hemen bir medya dosyası hazırlayın. Göndermeden de bana gösterin." Ahmet hemen teçhizatının altından şeffaf plastik bir dosya çıkardı. Kenarına dokununca sayfa beyaza döndü. Üzerinde yazılar belirdi. Dosyayı amirine uzatırken, "İçeri girdiklerini görünce arkadaşları tespit ettirmiştim amirim," dedi. "Dosyaları ve görev emirlerini e-okuyucuya yükledim." Amir dosyayı alınca Ahmet hemen omuz cebinden bir tüp, onun içinden de ufak bir gözlük çıkardı. "Arzu ederseniz yakın gözlüğünüz yanımda," deyip uzattı. Ardından saygı dolu bir selam çakıp etrafı düzene koymak için emirler yağdırmaya başladı. 15 dakika sonra sahte direnişçilerin Cüneyt diye bildiği amir koltuğa yayılmıştı. Onlar da elleri halen kelepçeli, koltuğun 2 metre ötesinde ses çıkarmadan bekliyorlardı. Gerçek adını bilmedikleri amir ilk önce dosyalarda göz gezdirmişti. Az önce de Ahmet'in kulağına birkaç şey söyledikten sonra medya dosyasını onaylamıştı. Odada dördünden başka kimse kalmamıştı. Namı diğer Cüneyt rejime sadık oldukları ortaya çıkan gizli görevli memurlara şimdi ifadesiz bir tavırla bakıyordu. Birden yerinden kalkıp koltuğunun arkasına geçti. "Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler? Her şehirde aynı şey. Ulan hadi direnişçilerle temas kuramadınız. İnsan 2 senede karşısındaki adam direnişçi mi değil mi diye anlamaz mı?" Kadir bir şeyler söyleyecek oldu ama dondu kaldı. Bir anda Cüneyt'in elinde silahlar belirmişti. Odada 3 patlama sesi yankılandı. Ahmet yanındaki 2 kişiyle içeri girdi. Amirine yeni bir e-okuyucu uzattı. "Şükrü amirim, kutlu mesajın dijital sitesinde haberi basmışlar bile." Şükrü akşam polis ve teşkilat birimlerince yapılan baskında öleyle geçirilen 3 direnişçi ve çatışmada şehit olan 3 polis memuruyla yaralıları anlatan haberi hızla inceledi. E-okuyucuyu geri uzattı. "İyi olmuş, şimdi çıkın buraları yarın temizlersiniz," dedi. Karşı istihbarat şefi Kutlu Başkan'ın damadı Şükür Çelik, yardımcısı Ahmet çıkarken tekrar düşüncelere daldı. Direnişçiler neredeydi? Her sorgulamada bahsi geçen merkez gerçek miydi? Hatta gerçekten direniş diye bir örgüt var mıydı? Varsa onları bulacaktı. Bulacak ve onlara katılacaktı. Bitiriz Cumhuriyet Emniyet ve Huzur Vekaleti'nin Altınoğlu Ek binasının önünde çalışanların oluşturduğu ufak bir kuyruk vardı. Bugün ayın son günüydü. Maaşlar ödenmeden bir gün önce yapılan rutin kontrollerden biri devam ediyordu. Kart basıldığında iki yana açılan küçük kapılarla geçilen turnike, herkesin arasından geçmek zorunda olduğu metal dedektörler, onun ardında küçük bir kürsü ve kürsünün başında Altınoğlu Ek Binanın güvenlik şefi, malulen emekli asker ve
Sonova Savaşı gazilerinden Kolası Malik. Çalışanların 7 gün 24 saat gündüzleri takmak, geceleri de baş üstlerinde bulundurmak zorunda oldukları çipli bakanlık rozetlerini önünde küçük bilgisayara yerleştiriyordu. Tam sıradaki rozeti yerleştirecekti ki kapıdan gelen top topuk seslerine kulak kabarttı. Gelen, daire başkan yardımcılarından Adnan Bey'di. İnce bacaklarının üzerinde yükselen uzun gövdesine sonradan yapıştırılmış bir topa benzeyen yuvarlak göbeğiyle hem heybetli hem de komik bir görüntüsü vardı. "Oo amirim, hoş geldiniz. Hemen alayım rozetinizi, sizin kontrolü halledelim." "Sağ ol Malik ya, çok işim var. Şimdi devletin hakkı üzerime geçmesin." Adnan Bey'in sözleri önlerine geçtiği çalışanların kuyruğunu belli belirsiz dalgalandırdı. Adnan Bey bundan rahatsız olmuş olacak ki konuyu değiştirdi. "Hala hain ve nankör yakalanıyor mu bu rüya kontrollerinden?" "Eskisi kadar sık olmasa da yakalanıyor amirim. Neticede ne bilinçaltınızdan kaçabilirsiniz ne de rejimin cebbal bekçilerinden." Rüya bekçisi rozetler kazayla ortaya çıkmıştı. Fenniyat ve Harp Vekaleti'nin araştırıcıları rejimin köprüler, barajlar, yollar ve sosyal yardımlar gibi icraatlarını tanıttığı kısa filmler için kutlu rejimin kullarından güvenilir bir geri bildirim almaya çalışıyordu. Çünkü ön gösterimde herkes her filme tam puan verdiği için başarısız olanları elemek imkansızlaşmıştı. Araştırıcılar belli bir kalibrasyondan sonra doğrudan beyin dalgalarına bakmayı denedi. Bu deneylerde bazı deneklerin sonuçları çok temiz çıkmıştı. Bu kulların gösterim esnasında uyuyakaldığı anlaşılınca algoritmanın iyileştirilmesiyle rüya bekçisi programı ortaya çıkmış oldu. Tabii gösterim esnasında uyuyan kullar ayrıca cezalandırıldı. Bu arada yurt dışında yaşayan bazı muhalifler ve hainler rüya bekçisinin bilimsel temellere dayanmadığını, uygulamanın ve kalibrasyonun çok fazla rastgelelik içerdiğini iddia etseler de bunun rüya bekçisinin yakaladığı yüz binlere herhangi bir faydası yoktu. Adnan Bey kendisini rüya bekçisine karşı rahat hissediyor olacak ki konuya devam etti. "Bunca yıldır bu kontrolleri yapıyoruz. Bu vakte kadar yakalanmayan varsa onlar sağlam haindir be Malik. Biraz zor yakalanır bundan sonra." "O hiç belli olmaz be amirim. İşte sizin rüya sonuçları çıktı. Oo, bu ay yine kaç kere memlekete gitmişsiniz? Bir pastırma getirmediniz bize." diyerek gevrek gevrek güldü Malik. "Oğlum et mi var ki pastırma olsun?" İstemsiz olarak sesini alçaltmıştı Adnan Bey. "İşim bitince gel ama. Çemenli mantar var, kahvaltı ederiz." "Sizin sonuç tamam. Rüyalar temiz." Adnan Bey üzerine dikilmiş gözlerin ağırlığına dayanamadı. Malik'in sözlerini bitirmesini bile beklemeden aceleyle merdivenlere yöneldi. Malik, "Sıradaki..." demek için ağzını açmıştı ama başı sımsık kapalı, ince, kısa boylu bir kız önünde belirmişti bile. İkinci katta dahili emniyette dijital muhteviyat kontrolü yapan kızlardan biriydi. Adını çıkaramamıştı. "Alayım efendim rozetinizi." Malik bilgisayara takılan rozetin analizini beklerken bilgisayar ekranından kızın adının Kübra olduğunu görmüştü. "Kübra Hanım, bir sırrınız var mı?" "Bakayım, iffetsizlik. Bekar olmanıza rağmen rüyanızda 3 erkeği öpmüşsünüz. Bakalım kimmiş bu yakışıklılar?" Kübra'nın kıpkırmızı olan suratına bakmadı bile. "Tüh ya," dedi Malik sırıtarak. "İkisi küçük kardeşin, biri de babanmış. Hem de yanaktan öpmüşsün." Kızın ses çıkmayınca Malik devam etti. "Memlekettekiler özledin herhalde ama program sarı bayrak verdi artık. Afiyet ve Saadet Vekaletine gitmen gerekiyor. Öğle yemeğinden sonra araç kalkacak. Geç kalma. Muhtemelen seni izdivaç için eşleştirme programına alacaklar."
Kübra bakışlarını ayaklarının ucuna dikmişti. Kimseyle göz göze gelmemeye çalışıyordu. Uzatılan rozeti almak için elini uzattığında Malik aniden elini geri çekti. "Davetiyemi isterim ha!" Kübra, Malik'in tekrar uzattığı rozetini aldı ve gözlerindeki yaşlarla merdivenlere doğru atıldı. Malik attığı gevrek kahkahadan sonra umursamaz bir tavırla "Sıradaki!" dedi. Kübra'dan sonraki 12 kişide hiçbir sorun çıkmadı. Emniyet ve huzur vekaleti çalışanları Kutlu Başkan'dan ve onun yönetim tarzından memnundu. Rejim muhaliflerinin yani hainlerin aksine bitmek bilmeyen Sonova Savaşı'nın sefalet ve fakirlik getirdiğini düşünmüyorlardı. Ya da tam muhalif olmasalar da her şeyin kötüye gittiğini düşünen nankörlerden değillerdi. Ne var ki kuyruğun bitmesine 3 kişi kala bilgisayar kırmızı bayrak verdi. Ecnebilerin vaktiyle Big Data Mining dedikleri, ilgili ilgisiz pek çok veriyi bir araya getirerek onlardan sonuçlar çıkaran analizci çocuklardan emrağa kalkmıştı kırmızı bayrak. Gerilen Malik, analizin bitmesini beklerken bir yandan da emrağa sordu. "Ne oluyor hocam?" "Bilmiyorum ki. Bende bir fark yok aslında ama bu aralar çok çalıştırıyorlar. Herkesi sürekli otomatik olarak analiz edecek diye bir algoritma yazmaya çalışıyoruz. İnsanlar arasında gizli bağlantıları ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Açık kanalları kullanmadan haberleşen, buluşan hainler, nankörler var mı diye. Ama çok fazla parametre var. İhtimallerin sayısı çok fazla." Ekranda analiz bitmişti. "Hocam, senin kırmızı bayrak korkuttu bizi ama o kadar da kötü değil. Rüya sayında çok fazla artış var. Yoğun strese bağlı kişilik bozukluğu gelişebilirmiş. Hiç böylesini görmedim. Hainlerde genelde eksik ve bozuk rüya dosyası hatası çok yaygın çıkar. Bilinçaltına hakim olamayız diye rozeti başka odaya veya başkasının başucuna koyarlar. Senin de afiyet ve saadet vekaletine gitmen gerekecek. Merak etme. Bu öğlene randevun çıktı. Al şu kağıdı, araç kalkarken burada ol." Malik, Emrah'ın arkasından üzgünmüşçesine bir tavırla baktı. Sıradaki çalışanın rozetini alırken kısık sesle, "O vekalete kırmızı bayrakla giden kolay çıkmaz ama hayırlısı. Kapatırlar bunu hocam," dedi. Çalışan hiç sesini çıkarmadan başını salladı. Ulu orta laf etmeye gelmezdi. Yerin kulağı vardı. Ayrıca Malik'in üzüldüğünü falan da sanmıyordu. Vitriste rejimle başı belaya giren birini gördüğünde başını öne eğer ve o kişi sen olmadığın için sevinirdin. Başka türlüsünü söyleyen yalan söylerdi. Diğer iki kişide de sorun çıkmayınca Malik'in işi neredeyse bitmişti. Önündeki listede rüya kontrolünden geçmemiş bir tek kendisi kalmıştı. Rozetini yerleştirdiği modülü önündeki bilgisayara bağlayan cihazın güç kablosunu hızla çıkartıp tekrar taktı. Cihaz kendini sıfırlayıp tekrar bağlantı kurulana kadar yaklaşık 30 saniyesi vardı ama işini 20 saniye içinde bitirmeliydi. Bilgisayar ekranı kırmızı bayraklarla dolmuştu. Çoğunun karşısında hatalı veya bozuk dosya hatası vardı. Hemen Adnan Bey'in rozetine yüklediği diğer çalışanların dönüştürülmüş rüya dosyalarını kendi rozetine yükledi. Geceleri kendisiyle beraber uyuyan rozetini bilgisayara çıkartıp taktı. O esnada Adnan Bey'in rozetindeki fazla dosyaları da temizledi. Bağlantı geri geldiğinde dosya sadece yeşil bayraklarla doluydu. Nefretini dile getirebildiği tek canlı, kedisi başkan gözlerinin önüne geldi. Bir an çehresi yumuşadı. Şefkate benzer ışıklar dolandı gözlerinde ama sadece bir an. "Ne demişti Adnan Bey? Bu vakte kadar yakalanmayan varsa onlar sağlam haindir. Yok, ondan sonra. Çemenli mantar var, kahvaltı ederiz," demişti. Malik hayattan çaldığı bir ayı ziyan etmeyecekti. Hem Adnan Bey'in unuttuğu rozeti de vermek lazımdı. Malik yavaş adımlarda merdivenlere yöneldi.